Merhabalar. Bugün konuşmamı Michael Lipton'un Urban Bias Teorimi üzerinde bir örnekle ilerletmek istiyorum. Örneğimiz gıda fiyatlarındaki artış ve azalışın kentli ve kasabalı açısından nasıl yorumlanabileceği üzerine olacak. Gıda fiyatları üzerine yapılacak değerlendirme bilhassa piyasa mekanizması iyi çalışmayan e, gıda arz zincirinin olduğu üretici ile tüketici arasında birçok aktörün olduğu ülkeleri işaret etmektedir. Dolayısıyla birçok aktörlü bir piyasada aslında ne kasabalı ne de kentli memnun kalabilmektedir. Gıda fiyatlarındaki artışı kasabalı ve kentli açısından dört temel hususta yorumlayabiliriz. Bunlardan ilki az gelişmiş ülkelerde çoğu hükümet gıda giderlerini aşağı çekerek çok yoksulu koruma gibi tarım sektöründeki fiyatları düşürücü politika izlemektedir. Bununla birlikte tarıma bağlı geçimini sağlayan en yoksul, en savunmasız gruplar olan köylüler bu fiyat düşüşlerine bağlı olarak kaybeden grupların başında yer almaktadır. İkincisi Temel gıdaların piyasa fiyatlarının yüksek olması durumunda kentteki çok yoksul dediğimiz kesimler adil fiyat merkezlerinin olduğu marketlere erişim kolaylığı sağlarken köylüler ve kasabalılar için aynı şeyi söylemek mümkün olamayabilmektedir. Üçüncüsü çiftçiye zarar veren Fiyat düşürücü tedbirler aslında ne gıdayı sınırlandırmakta ne de Mısır, ot, bakliyat gibi yoksulların temel gıdasına odaklanmaktadır. Sonuncusu ise gıda fiyatları orta ve uzun dönemde kentlinin lobisi sayesinde hükümetler tarafından finanse edilen devlet yardımlarıyla veya vergi verenlerin lobisi sayesinde tekrar aşağıya indirilmektedir. Sonuç olarak Lipton bize iki şey söyler. Birincisi kentsel büyüme. Kırsal piyasaların kentsel alanlara doğru büyümesiyle ancak gerçekleşebilir. İkincisi ise kentlinin bütçesinden gıdaya yapacağı harcamanın azalmasının çiftçi açısından her zaman çok daha fazla dramatik sonuçları olabilmektedir.